Değerli basın mensupları, bugün toplanan Bakanlar Kurulu herhangi bir önerge görüşmemiştir. Biliyorsunuz özellikle seçim yasakları nedeniyle pek çok önergenin zaten bu dönemde görüşülmesi mümkün değildir. Ama bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının tek bir gündem maddesi olmuştur. Bu da özellikle dünyayı da çok doğrudan doğruya etkileyen, ciddi şekilde etkileyen, ülkemizi de etkileyen salgınla ilgili olarak gelinen aşamayı Bakanlar Kurulu değerlendirmiştir ve alınacak olan ilave tedbirler konusunda da bazı konularda görüş birliğine varılmıştır. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nda Sağlık Kurulu tarafından alınan bazı kararlar söz konusudur. Bize, yani Bakanlar Kurulu'na yapılan bu önerileri dikkate alarak Bakanlar Kurulu'nda bugün bazı değerlendirmeler yaptık ve birazdan kısaca özetlemeye çalışacağım konularda görüş birliğine vardık. Her bir bakanlık kendi bakanlığını ilgilendirdiği oranda bu noktalarda önümüzdeki günlerde adım atacak. Yerine göre Ulaştırma Bakanlığı, yerine göre Sağlık Bakanlığı, yerine göre Eğitim Bakanlığı alacakları kararlarla Bakanlar Kurulu'nda bir resmi gazetede yayınlanacak karar şeklinde olmasa da görüş birliğine varılan bu konularda ki kararları hayata geçirmek için önümüzdeki günlerde adım atacak. Bunlardan birincisi, özellikle rakamlar temelinde bir değerlendirme yapıldı bugün Bakanlar Kurulu'nda. Özetle Ulaştırma Bakanlığımızın bize verdiği bilgiler çerçevesinde 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasında bu periyotta ülkemize hava yolu ile yaklaşık 37.500 yolcunun, deniz yolu ile 13.195 yolcunun geldiği, giriş yaptığı rakamı paylaşıldı. Bu toplamda 50.000 yolcu içerisinden özellikle deniz yoluyla gelen yolcular arasından bu süre zarfında 66 pozitif vakanın, hava yoluyla gelen yolcular arasında ise bu süre zarfında 33 yolcunun pozitif çıkması noktasında bir bilgi paylaşıldı. Bunu bir süre değerlendirdikten sonra özellikle risk faktörünün deniz yoluyla gelişlerde daha yüksek olduğunu da dikkate alarak bugün Bakanlar Kurulu'nda deniz yolu ile ülkemize gelişlere ilişkin iki tane tedbir alma noktasında görüş birliğine vardık. Bunlardan birincisi, deniz yolu ile gelen yolcu sayısı zaten kısıtlanmış durumdaydı. Bunu daha da aşağıya çekerek günde 400 civarından günde 250 civarına yolcu sayısının indirilmesi sonucunu doğuracak bir kısıtlamaya gidilecek. İlaveten ama deniz yoluyla gelen yolcuların özellikle fiziki imkan bulunduğu için test sonuçları, ülkemizde yapılan PCR test sonuçları çıkıncaya değin deniz limanında beklemeleri yönünde bir tedbir uygulamaya konulacak. Bunun için de fiziki altyapıda da bazı değişiklikler yapılacak. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde bu değişikliğe gidilerek deniz yoluyla seyahatte yolcu sayısının kısıtlanması ve yolcuların ülkemize girişte yapılan testlerinin sonuçları çıkıncaya kadar deniz limanında bekletilmeleri yönünde bir görüş birliğine varıldı. İkinci nokta, özellikle Sağlık Bakanlığımız, Sağlık Bakanımızın Bakanlar Kurulu'na verdiği bilgi çerçevesinde zaten başlamış olan tesadüfi test uygulamasının, PCR rastgele test uygulamasının, random test denilen uygulamanın sayısının ve sıklığının artırılması yönünde Sağlık Bakanlığı adım atacak. Bu konuda bir görüş birliği söz konusu. Özellikle Kıbrıs Rum tarafına güneye giden ve başlangıçta bir kez test yapıldıktan sonra daha sonra herhangi bir test uygulamasına tabi olmayan vatandaşlarımızın arasından tesadüfi olarak rastgele günlük bazda bir takım testler yapma yoluna gidecek Sağlık Bakanlığı. Aynı zamanda çeşitli riskin daha yüksek olduğu noktalarda
rastgele test uygulamasını sıklaştıracak ve artıracak ve aynı zamanda yurt dışından gelen ülkemize Ercan Havaalanı'ndan veya Girne Limanı'ndan gelen yolcuların test sonuçları negatif çıkmasına rağmen ülkeye girişlerinden sonra belirli bir süre sonra aradan bazı yolculara da rastgele test yapılması uygulamasını yürürlüğe koyacak Sağlık Bakanlığı. Böylece olağan olarak çift test uygulamasına rağmen aradan kaçma ihtimali olan, ta baştan itibaren var olan risk daha da aşağıya çekilmeye çalışılacak bu tesadüfi testler ile ve daha önce de yapılmaya başlanan ancak bugünden itibaren de sayısı ve sıklığı artırılacak olan bu tesadüfi testler ile. Üçüncü nokta, Türkiye'de gemiye veya uçağa binmezden önce PCR test sonuçlarının kontrol edilmesiyle ilgili olarak çok daha güvenli bir şekilde bu PCR test sonuçlarının kontrol edilmesini sağlayacak yeni bir uygulamayı devreye sokmaya düşünüyor Sağlık Bakanlığımız. Ve bu konuda zaten Sağlık Kurulu'nun da bir takım tavsiye kararları var. Sağlık Bakanlığı Bakanlığımız, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkilileri istişare halinde PCR test sonuçları daha güvenli bir biçimde kontrol edilerek gemiye veya uçağa alınma sonucunu doğuracak bir adım atacak. Bir diğer nokta, özellikle üç farklı kategorinin hastanede değil de hastane dışında karantina altına alınması sonucu doğuracak bir uygulamamız var biliyorsunuz. Bugün için 104 vakanın taburcu olan kısmı çıkarıldığında 66 vakanın, Sağlık Bakanımızın verdiği bilgiye göre 25'i hastanede tedavi görürken geriye kalan pozitif vakalar belirlenen merkezi noktalarda, yani otellerde, karantina tesislerinde gözetim altında tutuluyor. Bunu da dikkate alarak bir yandan C kategorisinde bulunan ülkelerden gelecek olan yolcuların karantina altına alacakları yerler noktasında, diğer yandan pozitif çıkan ama asemptomatik olan, yani hastanede tedavisi gerekmeyen ama pozitif çıkan kişilerin karantina altında tutulması bakımından, diğer yandan da pozitif çıkan vakaların temaslılarının karantina altında tutulması bakımından daha merkezi bir tesiste konaklamalarını sağlamak için Maliye Bakanlığımız tarafından bir konaklama tesisinin tümünün bir arada bulunabileceği daha merkezi bir noktada konaklayabilecekleri bir düzenlemeye gidilmesi, bu açıdan da Maliye Bakanlığımızın önümüzdeki günlerde adım atması, zaten bazı temaslar yapılmıştı, yönünde bir görüş birliğine varıldı ve bir karar alındı diyebilirim. Bunların haricinde özellikle eğlence merkezlerinde belirli bir metrekare noktasında içeride, mekan içerisinde bulunabilecek olan kişilerin sayısının ne şekilde kontrol edileceği, metrekare bazında daha önce bir takım kararlar alınmıştı ve eğlence merkezlerine bildirilmişti. Bunların ne şekilde kontrol edileceği, kontrol edilmesi durumunda buna uyulmaması durumunda bu mekanların kapatılmasına varacak olan düzenlemeler, maske zorunluluğunun uygulanacağı alanların daha da netleştirilmesi yönünde Sağlık Bakanlığımızın bir takım çalışmalar yapması yönünde de karar alındı. Bunun detayını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız diyebilirim. Bir diğer nokta, toplantı sırasında çalışma hayatında risk grubu içerisinde yer alan, ister kamuda olsun ister özelde, risk grubu içerisinde yer alan bireylerin özellikle daha fazla korunmaya ihtiyaç olmaları noktasından, tespitinden hareketle kamuda her bir bakanın, her bir bakanlığın kendi bünyesinde çalışanlarla ilgili olarak gerekli tedbirleri alması ve talep üzerine gerekli esnekliği göstermesi konusu da değerlendirildi. Bu yönde inisiyatif kullanma konusu da değerlendirildi ve görüş birliği söz konusudur. Bunun haricinde özellikle eğitimle ilgili olarak yapılan değerlendirmede Eğitim Bakanımız Bakanlar Kurulu'na bilgi verdi. 21 Ağustos tarihinde Eğitim Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımız muhtemelen birlikte düzenleyecekleri bir basın toplantısıyla
gerek ilk ve orta öğrenim konusunda, gerekse yüksek öğrenim konusunda hangi tarihten itibaren hangi kurallar çerçevesinde eğitime başlanacağına ilişkin olarak basın toplantısı düzenleyip açıklama yapacaklardır. Bugün Bakanlar Kurulu'nda bugüne kadar yapmış oldukları çalışmayı ve taslak olarak nasıl bir sistemi devreye koymayı düşündüklerini Bakanlar Kurulu'yla paylaştılar. Biz de gelen anlamda kendileriyle hemfikir olduğumuzu söyledik. Özellikle eğitimde gün bazında belki bir ayrıştırmaya giderek öğrenciler arasında daha seyrek bir fiziki olarak daha seyrek şekilde bu eğitimin sürdürülmesini sağlayacak olan bazı tedbirler üzerinde çalışılmış ve kararlar üretilmiş durumdadır. Taşımacılık bağlamında, öğrencilerin taşınması bağlamında hakeza bazı tedbirler üzerinde çalışılmıştır. Bir de normal fiziki eğitim ile online eğitim üniversiteleri bağlamında ikisini nasıl bir araya getirerek bir çıkış yolu sunacakları ile ilgili olarak da taslak çalışma yapmış durumdadırlar. Dediğim gibi 21 Ağustos tarihinde Eğitim Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımız kamuoyuna bu konuda net, sarih bir çerçeve sunabileceklerdir. O tarihten itibaren de herkes kendi çocuklarıyla ilgili olarak eğitim anlamında önünü daha net bir biçimde görebileceklerdir. Bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında toplantı devam ederken Sağlık Kurulu'ndan gelen tavsiye nitelikli kararları da değerlendirme fırsatımız oldu. Özellikle bazı eğlence merkezlerinde ve düğünlerde dahil olmak üzere hangi tedbirlerin alınabileceği konusunda somut önerileri vardır Sağlık Kurulu'nun. Bunları da değerlendirip başka bazı kararlar önümüzdeki günlerde üretmemiz söz konusu olacak diye düşünüyorum. Onları da bir miktar değerlendirme fırsatımız oldu. Özetle bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında bu yönde kararlar aldığımızı söyleyebilirim. Eğer sorunuz varsa cevaplandırabilirim. Teşekkür ederim.